Evet arkadaşlar, Aydın Didim Akyen 2 Yeşiltepe'deyiz. Bu evin fiyatı 250 bin euro, tek katlı, 2 yaşında, full eşyalı, yerden ısıtma. Efendime söyleyeyim, ısı pompası var, su arıtma cihazlar var, otoparkı var, havuzu var. Tek katlıdır. Bu evi daha önce sunmuştum. Bir daha size tanıtayım. Dolayısıyla bu afetten sonra başımıza gelen hallerden sonra tek katlı betonarmedir. Bu betonarmedir arkadaşlar. Yani radya temel mi, mütemadiyen temel mi, mütemadi, mütemadi temel. Statik kolonları yapılmış, üstüne çelik çatı, betonarmedir, tek katlıdır, yapı denetimli, deprem yönetmenliğine uygun yapılmış tek katlı bir evdir ve evimizi tanıyalım. Yabancı bir arkadaşımız satıyor, yaşlar da kemale ermiş, geç buraya, kapıyı kapatayım köpek çıkmasın. Ondan sonra bunlar sattık, Akbük'te kiralık bir ev yapacaklar. Yani ben dün söyledim ya, bunların işte çoluk çocuk derdi yok. Adamlar gidiyorlar Tayland'a geziyor, Uzak Doğu'ya geziyorlar bir şey. Buradaki parayı da ömürlerini yettiği kadar yiyecekler. Yani bizden bu kadar. Bizde de olunca 70 yaşında gözlerimiz açık gidiyor. Onu da söyleyeyim. O yüzden bunlar biz dünyayı sömürmüşler. İyi insanlar sağ olsunlar. Bunlara demiyorum lafım. O yüzden ekmek yiyoruz, bir şey yiyoruz. İşte 700 metre arsası şehrin merkezine 14 kilometre, en yakın denize. Ne kadardır? 6 kilometre yakınlıkta. Burada 3 tane market var. Aracınız yoksa gidip gelemezsiniz. 3 tane market, 2 restoran. Aracınızın olması lazım. En yakın denize 6 kilometre, Didim merkeze 14 kilometre. Yer tepe havadardır. Yer çukur değil. Engelli ayağınızda kireçleme şu bu olursa sıkıntı olmaz. Ve gel bu tarafa, gel 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 gel, havuzu göster. Arkadaşlar yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Evet. Bu köpeğimiz de burada. Hanımefendi de diyor ki büyük köpekler sorun değil, ufaklar çok tehlikeli. İnsanlar da öyledir. Böyle bir aşamaya gelmiş insanlar biraz iyiler ama daha poçalayanlar, onlar daha tehlikeli. Ve gel, heavy good day again. Burası da sevgili arkadaşlar, burası da ablamızın salonla mutfak bir arada ya. Burada mutfak var, burada salon var. Efendime söyleyeyim, ikisi de bu alanda arkadaşlar. İkisi de burayı ortak kullanıyor, bu terası. Burası da bahçe arkadaşlar. Mıcır sermişler. Mıcırın altında naylon var. Naylonun altında toprak var. Günün birinde siz yok kardeşim, kavun, karpuz ekim, soğan, patlıcan ekim derseniz bu taşları kaldırır. Efendime söyleyeyim, toprağa ulaşırsınız. Panjurlarımız var. Pencereleri üçünü böyle bir öp. Sonra bu taşları öp. Doğal taşlar. Merhaba Lesi. Lesi gel. Ula Lesi, sen sabahtan böyle sahte politikacılar gibi bağırıyordun. Gerçeğe dönünce kaçtın değil mi? Ve işte böyledir hayatta. O yüzden düştün mahpus damlarına, öğüt veren çok olur. Düştün mü çok akıl veren çok olur. Yapma kardeşim, çok kat verme. Ve arkadaşlar burası su tankı. Su tankı burası. Bu taşları da gördünüz. Efendime söyleyeyim, bu da arıtmadır. Bu arıtma her ne kadar olursa olsun, bak adam İngiliz, buraya su kesilir diye tanker koymuş. Yani önlemini alıyor. Burası da Daikin ısı pompası. Yerden ısıtmalı ya. Bak bu da takılı. 250 bin euro, 5 milyon Türk lirası yapıyor. Ben dedim kaçırmayın. Ben ne diyeyim yani? Valla bence bu ev akşamdan alınır. Zaten eli kulağında. Bu ev hemen gidecek, sonra bir bakacak evler 7 milyon oldu, 8 oldu. Bu tarz evler. Diyecek ne oldu? Al abi, ticarettir bu. Ve bu da tekrar bahçemiz, tekrar bahçemiz sevgili arkadaşlar. Taşlar güzel olmuş. Granit değil. Bu doğal taşlar. Daha mahkem, daha güzel. Bu kemerlerden de gece lambalar, yani bunlar ekonomik lambalar. Duvarların üstüne de tekrar çit ekmişler. Evimizi aheste aheste gösteriyoruz. Gösteriyoruz, gösteriyoruz, gösteriyoruz. Sevgili bey yok. Hanımefendi tek evde. Buraya geldik. Canım benim, bu çelik kapıyı açar mısın? Biz orada oyalanıp geçelim. Kapıyı aç, biz kapıdan girelim. Arkadaşlar 700 metre arsa, sakatsanız yer düzdür. Efendim hastaysanız hastane 14 kilometre uzaktır. Burada 3 market var, 2 restoran var. Konumu güzel, yer düzdür. Yani hiç dağlık mağlık değildir. Bisiklet de gezebilirsiniz. Yollar çok asfaltlı değil, stavizedir. Çamur olmaz, asla çamur olmaz. Bu da salonun penceresi arkadaşlar. Aplikleri gördünüz. Çatı, çelik çatı. İşte başka ne diyeyim yani? Yerden ısıtma var. Daikin ısı pompası takılı. Ondan sonra su arıtmaları takılı, havuzu var. İşte geldik, geldik, geldik. Merhaba. Eve girmeden önce bu hanımefendi de burada. Eve girmeden önce işte bir pencere burada var, koridorda. Bir tane burada var, çelik kapı burada.
Bu da böyle avlu olmuş, evin avlusu. Burada da bir ayak yolu var. Yani yapmış adamlar. Bakın dışarıda da bu avlu geniş olunca bir ayak yolu, ama depo niyetine kullanıyorlar. Efendime söyleyeyim. Buralarda korkuluk takmışlar. Bu evin neyi kulağında? Eli kulağında geç babam. Ha, oraya geç. Şimdi salonu da göstereceğiz. Gel. Yerden ısıtmalı arkadaşlar. Bak o ev ne kadar sıcakmış. Yerden ısıtmalı. Çamaşır makinesi de burada. Bu hanımefendiler artık bizi dost ettiler. Bizi çok seviyorlar. Ve geldik. Yani işte bu kadar olur mu? Olmaz. Yani bir gelin görün kardeşim. Görmeden etmeden karar da vermeyin. Siz ne yorulun ne biz yorulun. Yani bana güveniyorsan görmeden al. Ama bazen diyorlar güveniyorum. Her şeyi sen bilirsin diyor. Bir bakıyorsun kendi bildiğini yapıyor. Her şeyi sen bilirsin diyen, sen ne dersen o olsun diyen insanlar bazen garip haller olabiliyor. O yüzden böyle durumlar ben yaşıyorum. Efendime söyleyeyim. Aha geldik. Bu da sevgili ailemizin yatak odası. Ya Allah bunlardan da razı olsun. Allah'tan bir şey dilemek güzeldir. Adamın dini ayrı, bizim ayrı, adamın başkaydı. İnsan insan olsun, ama bunlar da gelip bize işte ülke ekonomi, bak bu fabrikada taşlar çıkmış. Bu kızımız muhasebeci, bu fabrikayı güvenlik görevlisi var, orayı koruyor. Bu tekstil Denizli'de bilmem nerede. Bunlar hep çalışıyor. Bunlar geliyor biz alıyoruz. O yüzden yok yabancıya satış diyor kadın. Ondan sonra abla kurban oldum sen diyorsun da. Yani şimdi çiftçilik kalmadı. Turizm kalmadı. Ne olacak? Yani hayvancılık yok, çiftçilik yok, fabrikalar yok, bir şey yok. Yani marketlerde hep üç harfli marketler oldu ya. İnşaat da öyle olacak. O zaman millet ver elini Amerika mülteciler gibi. Çok giden var. Ve arkadaşlar aha burası klozet, orası da başka bir şey, orası Hilton dolap. Lan biz bu yaşlı teyzenin evine girdik, lan ayağımızı temizle. Ayağım temizle. Burası da düş yeri. Can baştan savma yaptın. Heh. Abla düş almış herhalde. Dur ben orada paspasa. Ya bunlarda da şöyle var. Ben de İngiltere'ye gidip geliyorum. Yani temiz insanlar, ama bizim gibi terlik falan giy derdi yok. Dolapları gösterdim. Birinci odayı gösterdik. Bu banyoyu göstermiş miydik? Gösterdik mi bunu? Yok biz bunu göstermedik. Gösterdik. Burada da bir oda var arkadaşlar. Bu çocukları gelmiyor arkadaşlar. Bu da eşya koymuşlar. Daha oda göstereceğiz. Bakın klimaları da var. Yerden ısıtma panjurları. Efendime söyleyeyim can. Bu dolabı da göster, sonra salonda göstereceğiz. Sonra elveda, elveda tatlım. Elveda sana diyeceğiz, çıkacağız. Ve bu odayı da gösterdik sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik. Bu odayı da göster. Bu odayı da göster. Arkadaşlar bu da etti üçüncü oda. Bir tane yatak odası ebeveyn banyoluydu. Bu da ikinci oda olsun. Az önce bir oda daha gösterdik. Bu eşyalarıyla beraber. Ben hesapladım 5 milyon Türk lirasına satılıktır. Şimdi euro'ya baktım 19 nokta bilmem kaçtı. Aslında 5 de yapmıyor da. Yani euro satma düşük, almak biraz pahalı ya. O yüzden artık onun ortası biraz daha 5'ten aşağıdır. Yani ne olur ne biter zamanında onu bilemeyiz. Ve geldik. Kaç dakikadır? 9,5. Arkadaşlar bakın bunlar da yerden ısıtmanın ayar mayarı. Ve geldik. Bu da arkadaşlar yerden ısıtmanın kablo başları. Tam burayı sadece kadını çok gösterme. Ona bir şey olmaz kadın biz. Evde hanımefendi sabah ulan buralar cıkcıklar yanıyor da can, bu cıkcıklar nerede yanıyor can? Ah. Ha? Dıştı mahpus damlarına öğüt veren çok olur. Can bunlar da yanıyordu. Can bunlar niye yanıyor? Can tam şeye gidince bu panjurdur ya. Valla biz rezil olduk. Düştü mahpus damlarına öğüt veren çok olur. Neyse bu böyledir. Ha, bu cin gözleri de yanıyordu ya. Bunları yakamadık. Bu cin gözleri. Ha, yandı, cin gözler de yandı. Arkadaşlar bu da mutfak. Bu abla ne hiçbir şey pişirmemiş. Ama bir pasta bir şey geliyor. Burası da buzdolabı arkadaşlar. Eşyalı. Bakın burada insanlar yaz kış kalıyor. Oturuyorlar. Siz de isterseniz gelirsiniz. Aha, burası da böyle dolandık. İşte lake mutfak. Çimson tezgah. Güzeldir değil mi? İşte bunlar hepsi içindedir. Ha, al. Valla bu fırsatı kaçıran bir daha da
Ey aman dizine vuracak. Aha mutfağı gösterdik. Şimdi çevir yüzünü. Bu tarafa 2 yaşında ev arkadaşlar. Ha burası da bu eşyalar içinde. Klimaları var. Yerden ısıtma havuzu var. Su arıtma cihazı var. Isı pompasının Daikin'i var. Değil mi Can? Daha ne olsun Can? Aha, bu da salonumuz Can. İyice gösterdin. Tek katlı ev madem korkuyorsan gel. Bizde de var orada bir arkadaşımın tek katlısı var. Bir tane daha var. Tek katlı alın arkadaşlar. Yani siz düştü mahpus damlarına üt veren çok olur. Merhaba Haydar. Lesi. Sevgili arkadaşlar bu da burası. Gel babam buraya kadar gel. Bir dolan molan böyle bir şey yap. Bu da Lesi'nin yuvası. Eksik bir şey varsa kamera sistemi var, alarm var, kamera sistemi var, alarm var. Fiyat 250 bin euro, 5 milyona tekabül ediyor bu tarihte. Bu ev 2 yaşında betonarmedir, tek katlıdır, yapı denetimdir, deprem yönetmenidir. Have a good day, all okay. Yes, yes. Arkadaşlar, you welcome all customers, please. I welcome all customers. Yes, yes, bye. Hadi yap. Ulan neyse, o da karşıda bakıyor. This is looking my son. Opposite. Have a good day. Yeah. İyi günler. Rojbaş. Rojbaş der misin? Please, you Rojbaş? You know Rojbaş? Yes. Rojbaş, please. Rojbaş. Rojbaş, yeah. Rojbaş. Rojbaş. Because number Rojbaş. One language. Like a rosebush. Rojbaş, yes. Smells sweet. Yeah, thank you very much. Arkadaşlar biz de espri yapıyoruz. Oyunda oynaştayız. İşte size de hepinize güzel memleketimin güzel insanları. Bütün lügatlar bizimdir. Bu mantıkla iyi günler diliyorum ve ben de Rojbaş diyorum. Hoşça kalın.